Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni izleyen değerli insanlar. Konuşma becerisi düşük, sesi kötü, belki mikrofon da kötü olan bu kişiyi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Tabii izleyenin sayısı az olsa da. Ya, lütfen arkadaşlarınıza söyleyin, izlesinler. Ya, belki kötü yani konuşmam iyi olmayabilir ama oyunum iyi. Oynayışım. Nişanlı oyunlarda joystick de o kadar kolay olmasa da neyse. Nerede kalmıştık? Feci, savaş, hoşgörüsüzlüğü. Feci, masum insanları, eylemcileri öldürmeye gideceğiz. Galiba. Hadi başlayalım. Ne oldu? Anlaşılan karşıtlar büyük gösterilerine hazırlanıyor. Var mısın? Tabii ki varım. Sonuna kadar varım. İlk baş bir konuşmalarını mı dinleseydin? Ha bir dakika. Yeni parçacıklar almıştım. Şunu açacaktım. Hadi. Aniden yok ederek kötü karma kazanmak için kuyruk yıldızı düşüşü kareyle doğrudan bir düşmanın üzerine iniş yap. Daha da güçlendiriyor galiba. Neyse ikisini de açabiliriz. O kare yapınca bu çok güzel ya. Ölümcül bir bitiriş için düşmana doğru bükül. O'ya basıyoruz. Ve ardından hızlıca yakın saldırı gerçekleşir. Kareye basıyoruz sonra. Randy Orton'u hatırlayan varsa o yapmacık güreşi ondaki gibi boynundan tutup yere yapıştı. Aniden yok ederek tamamını okumuştum. Kuyruklu yıldızı düşüşü daha da güçlendi galiba. Bu askerler ikinci kulübünün onur konukları olmuş. Evet, nasıldı? Düşmanımın dostu dostların ağzında kötü bir tat bırakır mıydı? Bu şekilde bir araya toplanmış olmaları işimizi daha kolay hale getiriyor. Öylesine çekelim zaten hemen geliyor. Çatıya çıkmak istiyorum ya. Ya da çıkmayayım mı? Şu ikinci gruplardan birinde olması gerek. Bence doğrusunu bulana kadar onları ezmeye devam edelim. Düşünce tarzını seviyorum zamanla. Bir sonrakine yarışalım. Yarışalım mı? Bir dakika, eylemcileri öldür diyor hala burada. Fetch ona gitti galiba. Ben ona yetişemem. Ama yine de ilk vuruşu alabilirsin. İlk vuruşu aldım. Başka? Aa, taret mi var? Nerede taret? Kahretsin. Yok ya, Dup'un arabasının üstündeki şey var. O ses ondan geliyor. O yo bundanmış. Ağır zırhı. Tamam. Ne oldu lan? Fetch bana ateş mi etti? Çok tatlı oluyorlar. Ama yine o kolpa ile başına o zaman bulana dek kırıp dökmeye devam edeceğiz. Dün gece dans edebiliriz. Bu sefer benden önce gelemez ya. Oha. Gelmiş. Sus. Kadınların
bayağı bizden nefret edenler. Gel havuzundan dışarı. İşaret taşıyıcılarından sıkıldım artık. Nerede bu kötülerin başı? Belki sıradaki kişi olur. Olsa iyi olur. Yoksa zaten yancımı yapmaya devam. O zamana dek gidip geceden birazını daha geri alalım. Bu sefer Fetch arkamdaydı ya. Evet. Değil mi? O çatıdaki dikkatimi çekti ya. Ne güzel gitti böyle. Çeksem kötü olur. Haha. Fetch geldi mi? Gelmedi mi daha? Şokolayla battık. Eylemcilerin liderini bul. Bu pek eğlenceli değildi. Fetch buldu bence. Yalnız bıraktığım için affet dumanlı. Umarım kızaklamamışlardır. Ha, gittiğini fark etmedim bile. Derdenin izini buldum. Aynur tünelinin batı ucundayım. Onu takip ediyorum. Aynur tünelinin batı ucu. Tamam, kal orada, geliyorum. Yanında top rekakatçisi var. Tünele giriyorlar. Ben de... Fetch! Fetch! Aynen, acaba tünele girebildim. Oyuna başladım, saate bakmayı unuttum ya. Bir dakika. 5-10 dakika geçti desek. Saat 4.30. Tamam. Yine aynı. 5 veya 10 geçe kapatacağım. Evet, Fetch imzasını buraya dağıtmış. Affedersiniz, bir görev üzerindeyim. Affedersiniz dedim. Affedersiniz, bir kızla buluşacağım da. Al işte. Yol açın, geçmem gerek. Hop hop hop, ağır zırhlı. Sıkıştım. Demek öyle. De bug'a girmese iyi. Fetch, geliyorum. Her yerden çıkıyorsunuz. Çıkışım var. Gelecek mi? Kötü yüzüne de olsa hepsini öldürürüm. Salak kız yardımı bekleyecek ki. Niye? Tam gaz oldurmam lazım. Dersin, işaretleri takip etmişsin. Aa evet, süper oldum. Dinle, önündeki tünelin hemen çıkışında milyon tane top var. O yüzden yavaş çıkıp korkmuş gibi davran. Evet, bunu yapmak bayağı kolay olacak. Seni kısırdıklarını sanıyorlar ama...
çok beklerler. İşte. Neden yanılıyorlarmış peki? Çünkü biz duman çocuklar yazar kızız. Espriyi kaçırdılar. Duman çocuk. Ben hareket etmiyorum. Vay canına, silahlarınızı benden önce çektiniz. Ulti. Pekala, plan nedir? Yakalamak mı? Yakalamak bir plan değil. Satıcıları yakalamaya çalışırken de böyle diyordu. İyi geceler. Şurası zibir gibi kaynıyor zaten. Şehir geceleri güzel oluyor ha? Yani ışıklar, su falan. Tanrım, bu afaketi sallarım dibine. Hayır, yani sen girmezsen ben de girmem. Bize diyordu savaşırken. Başka meslek seçmeliydiniz gençler. Dup köpeğini. Elbette, sen git paketine bak. Ben burada kalıp hayatımı tehlikeye atarım. İnan buna bayılacaksın. Pekala, buradaki iş bitti. Güzel. Bitmedi. Beni de beşinci duvarda bulmuş. Bu mükemmel olacak. Bitmedi ki oğlum. Hadi dersin. Çalıştır kamerayı. Ellerinden izleyenlere bir şey hazırladım. Lütfen. Merhaba millet. Benim adım Abigail Walker ama dostlarım ve düşmanlarım bana pek derler. Aklımda bilmeniz gereken iki şey var. Bir, balık burcuyum. İki, hayatımda hiç masum birine zarar vermedim. Ve bu hala geçerli. Canavar olduğumu düşünebilirsiniz ama suçlusu ben. Konduitleri sürekli kötüleyen kişiler başka seçenek bırakmadı. Peki asıl suçlu kim? Bekleyin. İyi bir kapanış yap. İçimden öyle geldi. Pisti gelip harcadığım kısım nasıldı? Televizyonun klasiklerine girdi. Enerji patlaması yaşıyorum. Üstümden atmalıyım. Dışarıda bir sürü eylemli var istersen. Eylemciler beklesin. Dur. Başka bir yere gitmek ister misin? Yani oynaşırken delik deşik olmayacağımız bir yere. Oynaşma sünefeler içindir. Pişref. Bir duman çekelim ya. Teşekkür etmek istedim Aygır. Sondaki şu lazer patlamalarından dolayı özür dilerim ben. Yani bir süredir ben... Yatak muhabbetiyle olayın dozunu kaçırmaya gerek yok. Ama her şeyi fazla yapalım. Her şeyin dozunu kaçıralım. O herifler bizi ortadan kaldırmak üzere. O yüzden anın tadını çıkaralım. Plansız yaşayalım. Karşımıza çıkan her şeyi değerlendirelim. Hızlı yaşayalım. Genç ölelim. Ve bu sırada olabildiğince topu yanımıza götürelim. Yo hanımefendi. Ben bu işten sağ çıkacağım. Ve sen de öyle. O kadar emin olma bayanım sen. Oo göreyimiz. Yeni görev için arasın artık da. Hadi sen garına gel.
Diyaloğu kesmem herhalde ya. İşte kesecek. Hey, bilmezsin. Kesmedi. Lentil bölgesinde artan bir TUP varlığına dair duyum aldım. Orada bir konvoy saklandığını düşünüyorlar. Kulağa çarpık bir yer gibi geliyor. Yakınlarda seni oraya ulaştıracak bir köprü var. Müthiş. Konferanstayız demek. Hey, Fetch. Abigail, tıpkı 520 gibi köprünün TUP tarafından parçalandığını belirtmekte fayda görüyorum. Bak güçsüz. Henüz biz konvoylerin geçemeyeceği bir köprü ne yaptılar ne de yıktılar. Değil mi dersin? Denemeye değer Reg. Pekala, anlaşılan son derece becerikli ve emin ellerdesin. Neden oraya varınca beni aramıyorsun? O ipi nasıl katlanıyorsun sen? Faturaları o ödüyor. Ben köprüye gidiyorum. Ne çabuk geçiyor ya, 15 dakika geçmiş. 15 dakika kaldı. Ne onu çeksem hiç fena olmaz, şurada var. Al işte. Alt geçitte mi vardı? Ciddi misiniz? Aa, tam önümde. Bir dakika. Hop. Yatak. İki kişi gitti. Kaç tane güç parçacığım var? Hiç yok. Mükemmel. Bari kötülük yapalım. Başlayalım. Aa, kötü hamle. Kendi çekiyor. Mükemmel olacak. Otomatik taretler mi? Oyun bozanlık yapıyorsunuz. Anlaşılan aşil tendonları kıç taraflarındaymış. Başaracağımı biliyordum dersin. Ototırtlarda bildir bir yöntemi işe yarıyor. Lan be, durmak bilmiyorlar. Hadi. Hmm.
yarık dediğim böyle olur işte. Şu an araba hiç işe yaramaz. Tabii bir fırlatma rampası yoksa. Oha. Hiç duman yok. Ha, sonunda oyuncaklarınızın ardına saklanmaktan vazgeçtiniz ha? O da ölmedi. Bunlar çekemiyor. Oo. Tamam o zaman. Normal bir savaş istiyorsunuz ha? Aa, pek mecalim kalmadı. Hadi gidelim. Güzellerini biraz daha bir sonda gibi. Hala ben de başım. Köprülere çok hor davranıyorsun. Farkında mısın? Demek beni tanıdın. Ha evet evet. Birkaç hafta önce beni suçüstü enseleyip sonra da gitmeme izin vermiştin. Görmeyeli değişmişsin. Duman olayını mı diyorsun? Evet, o yeni. Duyduğuma göre yeni bir numaran varmış. Cephaneni genişletmişsin. Aa, bunu nereden duyduğunu bilmiyorum ama ben sıradan bir dumanlı adamım. Göreceğiz. Göreceğiz. İyi de ben pek bir şey anlamadım. Bayağı sağlam. Hop, duman bitti ya. Büyüksün sen öyle. Hoca beton hüzün işini bitir de konuşabilelim. Koy başladı lan. Ne kadar büyüklerse o kadar küçük hissediyorum. Ne kadar büyükse o kadar sert düşer. Hadi geç. Neon çekerken iptal edemiyoruz ya. Anca adam iptal ediyor. Arkasına geçmeliyim. Seni dalışa ikna edebileceğimi sanmıyorum. Peki altına vursan düşüyorum yani. Hop. Ne kadar menzili var? Hayır, gitme. Lan oha. Bitti. Ve oyun biter. Tamam yani belki bu neon olayında yalan söylemiş olabilirim. Ama hiç zamanımızı boşa harcamayalım. Tek istediğim senden birazcık güç emmek o kadar. Sana gücümü öylece vermeni mi istiyorsun? Hayır yani köprüleri yıkacak kadar falan değil ama o beton parçaları da dostlarımdan çıkarmaya yetecek kadar evet. Ondan sonra beni bir daha asla görmeyeceksin. Daha iyi bir fikrim var. Burada... Küçük kulübende işime yaramayacağını düşünürsek. Burada kalmaya ne dersin benimle? Bence benim fikrim daha iyiydi. Delson. Hayal kırıklığına uğradım.
Eugene. Hayır. Aşağı bakma, aşağı bakma. Düşünsenize ya. Kendinizi dersiniz yani. Ben ilk oynadığımda öyle empati yapmıştım. Bayağı heyecan verici. Luna Park'larda o bir yukarı bir aşağı inen şeye de bindiyseniz anlarsınız zaten o düşme hissi ne kadar korkunç. Lantern bölgesi baştan beri ulaşmaya çalıştığım yer. Sadece manzaralı yolu seçtim. Acaba bununla yok olur mu? Olmadı. Joystick'le nişan alması zor. Mouse'da daha kolay. Ama şu sıralar bayağı zamandır bilgisayar oynadığım için bilgisayarın masasının altı aşınmış artık. Sürüklerken bazen ilerlemiyor. Çok kötü oldu yani. Rahatça kullanamıyorum onu da. Hop, otomatik dert. Artık otomatik taret biziz. Hafif kastı. Ve hepsi öldü. Şu iki piçayı.
Hayvan görevi mi? Ha şey. Yüzünü diyor galiba. Gözlük edicikler. Bir güç parçacığı çekti alt üstü ya hemen. Dişime bir şey girmiş ya. Pasta yiyorum da o girdi galiba. Başka? Oo. Ben güç çekirdeği toplayacağım. Aa ileri gitmiyor. İleri gitmiyor. Neden ileri gitmedi? Sizce neden ileri gitmedi? Değişik değişik bug'lar oluyor ya. Çok gıdıklıyor. Mesela az önce ileri gitmiyordu. Çok saçma. Sana dersin. Zaten patlamış ya. Oo. Ha bu ne açıldı? Patlayan başkasını patlatıyor. Ne güzel. Bu. Onu da geliştirdim ya. Ölmedin mi sen? Hemen bakalım. Ne oldu lan? Heh. Değil. Burada da değil. O zaman pasif. Şu an geliştirebileceğim bir şey yok. Hı-hı. Geliştirmeye değecek bir şey yok. En çok aranan derecesine yükseldin. Kötülük abidesi olma ya. Olma yolunda bir adım daha attın diyelim. Çok sıkıyorsun lan. Ve bu hiç işlemiyor. Akıllı Allah için ulti çekeceğimi mi sandınız? Tabii ki. Al işte güzel yeri gözükmedi. Değişik bir şekilde iniyoruz ya. Lan. Heh şuraya. Bir yerden sular kalktı. Mükemmel bir efekt. Ve bir dup o. Oh, beni görmedi. Ama Akıllı Allah gördü. Bağ. Dup gel sen de katıl ya. Başka akıl alalım mı? Yok. Güzel. Oha. Öldüm lan. Oğlum öldüm lan. Duman çekmeye gidiyordum sadece ben. İntikam. Hiç adamlarla uğraşmamıştım. Sizi gidip piçler.
Roket de çok kolay oluyor değil mi? Roketsiz de öldürüyorum. Sorun yok. Roket çok iyi ama. Polise geldi. Dupun yakınlarında gizli bir kamerası var. Yerini belirlemek için üst tuşa bas. Bir fotoğrafımı çektim. Oha. Otomatik ateş eder gibi oldu da. Resmen takip etti. Koşsan oğlum, yanına sıkıyorum, koşmuyor canını kurtarmak için ya. Hayvanın ikisi de uçtu, ne güzel lan. Graffiti time. Tam bir 5 dakikada fıçı dolu parçacık. Ne yani, bunu onun içine kusuyorlar demeye mi çalışıyorsun? Ne içiyor ki? Ya da bir şey içmeyip içine mi kusuyor sadece? Ne yerindeki fotoğraf çektiniz de sanatım için çektiniz boşu. O bu da ne? Dragon sezon. Güzel sezon mu? Peki şu. Samurai Art. Arabaya da binsek nasıl bir avantaj olurdu acaba? Kötü olur muydu, iyi mi olurdu ya da? Yani değişik değişik şeyler olabilirdi mesela. Arabadayken gücümüzü kullanıp alttan böyle bir şekilde kor patlaması yapıp uçmak. Arabayı zıplatmak yani. Değişik ilginç fikirler olabilirdi mesela ya. Güzel de olabilirdi. Kötü yanı da olabilirdi. Çünkü arabalar patlıyor biliyorsunuz. Arabanın içindeyken patlayınca tek yiyebilirdiniz. Falan filan işte. O ikisiyle hiç uğraşamam. Yeter. Yeter. Bugünlük bu kadar yeter ya. Belki bir tane de bir ajan yakalarız ha. Hop hop hop. Bir dup aşağının kalabalığın arasına karşı. Onu bulup mağlup etmek için fotoğrafı kullan. Bir nigger. Seni zenci pislik. Neredesin? Şuradaki mi? Yo, kadın lan. Şurada. Dur bir dakika. Bitti. Lan. O işte. Bakmadığım için mi saymadı? Bakmayınca saymıyor mu? Öldüğünü görmeden öldüğüne emin olma dercesine.
Bence aşağıda ya ikisi. Bir ve burada. Aşağıdakini zaten gördük. Peki ya bu neden? Sadece burada. Beni gezdir. Oho, olay budur be. Evet, hissediyorum. Artık polisler geliyor ya. İyiyken gelmiyordu. Tabi suçluyuz o yüzden. Bir gizli kamera daha bölüm. Sol üst köşede. Yani şu tarafta bir yerde. Şurada mı? Üzgünüm sapık dostlarım. Neyse. Burada bırakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.